tercihlerimiz ruh sağlığımızı etkiliyor. Ruhsal durumumuz da beslenme tarzımızı ve tercihlerimizi etkiliyor. Mutlu olduğumuzda ya da üzgün olduğumuzda yemekle aramızda nasıl bir ilişki var? Acaba mutluluğumuz, beslenme tercihlerimiz mutlu olduğumuzda değişiyor mu? Bu sorulara bugün bu sunumda cevap arayacağız. Psikoloji ve beslenme içerisinde alan iki disiplinden bahsedebiliriz. Nutritional psychology, beslenme psikolojisi ve beslenme psikiyatrisi gibi iki alan söz konusu. Ama Türkiye'de bunların gerçek anlamda şu anda bir ana bilim dalları yok ya da bu konuda direkt çalışan kişiler yok. Daha çok işte psikologların ya da diyetisyenlerin belki bu anlamda çalıştığını söyleyebiliriz. Ama bu alanda bir kürsünün olmadığını biliyoruz. Beslenme psikolojisi dediğimizde beslenme alışkanlıklarımızla ruhsal durumumuz, davranışımız ve zihinsel sağlığımız arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma alanı olarak tanımlayabiliriz. Beslenme psikolojisi bütünleştirici bir sağlık yaklaşımı var. Ne demek bütünleştirici sağlık ilkeleri? Kişileri fiziksel, zihinsel ve ruhsal refahlarının sorumluluğunu üstlenmeleri ve hayatlarının sonuna kadar daha sağlıklı yaşayabilmeleri için güçlendiren ve donatan bir yaklaşım olarak bahsedebiliriz bütünleştirici yaklaşımdan. Bu bütünleştirici yaklaşımı diğer tıbbi yaklaşımdan ayıran nokta danışan merkezli bir yaklaşımı benimsemesi. Danışanı sadece bir belirtiler kümesi olarak değil, bütün bir kişi olarak algılamayı, onu tedavi etmeyi içeriyor. Ve tabii ki her danışanın benzersiz olduğu yaklaşımından hareketle de bu etkilerin her birinin tek tek ele alınmasını vurguluyor bu felsefe. Beslenmenin psikoloji üzerindeki etkilerini veya tam tersi psikolojik durumun beslenme davranışı üzerindeki etkilerini ele aldığımızda aslında bunların disiplinler arası bir çalışma gerektirdiğini de aslında görüyoruz. Ama dediğim gibi maalesef şu an Türkiye'de bu tür çalışmaların çok yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Ve tabii ki mevcut sağlık hizmet modelimiz de buna çok uygun değil. Yani beslenme alışkanlıklarının maalesef dünya çapında ruh sağlığı sorunlarının artışına yol açtığına konusunda da çok dikkatli değiliz şu anki sağlık hizmet modelimizde. Bir uzak doğu atasözü şöyle diyor, ne yersek oyuz. Gerçekten beslenme alışkanlıklarımızın ve tercihlerimizin bizi etkilediğini hem bunu fiziksel olarak söyleyebiliriz hem de ruhsal olarak bu konuda bir etkileme olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da yediklerimizden etkileniyoruz. Peki yeme davranışlarımızı etkileyen o zaman faktörler neler? Biraz daha bugün psikolojik faktörlerden bahsedeceğiz ama bunun dışında hem kültürel ki bu atölyenin de çıkış amacı antropoloji atölyesi olması sebebiyle hem kültürel hem sosyal hem ailevi hem de bireysel faktörlerin yeme davranışlarımızı etkilediğini söyleyebiliriz. Peki psikolojik faktörler nedir? Bunlara bakacak olursak bunların başında her insanın zaman zaman stres, can sıkıntısı veya kaygı gibi durumlarla başa çıkmak ve hatta zaman zaman sevinçli olduğumuzda da, mutlu olduğumuzda da aslında bunlarla başa çıkabilmek için, mutluluğumuzu bile paylaşmak için ne yapıyoruz? Aslında yemeğe başvuruyoruz. İşte kutlamaları biz yemeklerle yapıyoruz. Dolayısıyla bu tür durumlarda yeme davranışı etkileyebiliyor bu tür durumlarda. Yine kısa vadede yardımcı olsa da duygularımızı yatıştırmak için yemek genellikle pişmanlık ve suçluluk duygusuna yol açabiliyor ve hatta olumsuz duygularımızı da artırabiliyor. Ve aslında strese neden olan problemle başa çıkamadığımızın bir göstergesi de bu. Yani stresli dönemlerde yemeğe başvurmamız aslında var olan altta yatan temel stresi çözemediğimizin de bir göstergesi. Böyle bir durumda hem o stresi çözememek hem de arkasından aşırı yemeğiyle beraber kilo alımı ve kişinin beden imajının zarar görmesi, yüksek kan şekeri gibi, kolesterol gibi fiziksel istenmeyen etkiler de yaşanması nedeniyle
bu tür bir durum ortaya çıkabiliyor. Tabii işin psikolojik boyutunda ayrıca bir de bağımlılıktan da söz edebiliriz. Bazıları için gerçekten yemek bir bağımlılık haline dönüşebilir. Kişilerin dertlerini ortadan kaldırmanın bir yoludur. Yemek yediği zaman o dertlerinden kurtulacağını düşünür. Alkol madde bağımlılığı gibi aşırı yiyenler bir baş etme stratejisi ve yatıştırıcı bir mekanizma olarak yiyecekleri kullanırlar. Dolayısıyla şimdi burada işte tam da aslında bir ekip çalışmasının gerekliliğini görüyoruz. Yani burada işte bir diyetisyen, İbrahim Hocam diyetisyendiniz değil mi? Evet hocam. Evet hocam. Burada dediğim gibi bir ekip çalışması, bir psikolog, psikiyatrist, bir diyetisyen, bir dahiliye uzmanı. Yani aslında oldukça interdisipliner bir alanda bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Yani tek başına bir psikoloğun ya da psikiyatristin ya da diyetisyenin çok başarabileceği bir durum olmuyor çoğu zaman. O yüzden de zaten bu yeme problemleri devam ediyor maalesef. Peki insanların yeme davranışında yol açan bir de biyopsikososyal faktörler var. Bunlardan bir tanesinin doğuştan getirdiklerimiz bizim yeme davranışımızı etkileyebiliyor. Yine kişinin becerileri, kişinin çevresiyle olan ilişkisi, yiyeceklerle ilgili deneyimleri yeme davranışlarını etkiliyor. Bunları biraz daha açacak olursak doğuştan getirdiğimiz zaten daha gelişimsel bir yaklaşımla dan bahsedebiliriz. Yeme davranışını ne yapıyoruz? Biz çocukluk döneminde ailemizle beraber öğreniyoruz. Ve çocuğun da yemek tercihleri tam da işte ailede başlıyor. Doğuştan tatlı tat tercihi bu konudaki tek bir istisna olarak görülüyor. Özellikle erken çocukluk döneminde oluşuyor ve yaşam boyu devam ediyor. Ve besin seçimi aslında bu anlamda öğrenilen bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Yine yeni doğan bebekler tatlı tatları daha çok seviyorlar ve acı tatlardan kaçınıyorlar. Burada beyin kimyasallarının da devreye girdiğini ve insanların yağlı yiyecekler yemeye yönlendirildiği ve yediklerinde de beyin zevk merkezlerini harekete geçirebildiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan kişinin becerileri de yeme davranışını etkiliyor. Yani kişinin yiyecek satın alması, bu konuda tercihler yapabilmesi, alışveriş yaparken hangi besinleri tercih edeceği, sağlıklı olanlar ya da olmayanlar gibi, yemeği düzenleme, yemeği yönetme becerisi gibi bunlar da yeme davranışını etkileyebiliyor. Ve tabii çevresel faktörler oldukça etkili. Kültürel ve ekonomik koşullara bağlı olarak bazı yiyecekler evde, işte veya okulda diğerlerinden daha fazla bulunur. Ve yalnızca biz bir yiyeceğe maruz kalabiliriz. Bu durumda kişi sadece o yiyeceğe maruz kalıyorsa onu sevme olasılığı tabii ki daha çok artacaktır. Örneğin bir mahallede ne kadar çok fast food restoran varsa insanlar o kadar çok fast food yeme eğiliminde olacaktır ki Türkiye'de de çok eski dönemlerde, daha önceki dönemlerde fast foodların çok daha az olduğunu biliyoruz ve tabii ki o dönemlerde daha az tercih ediliyordu. Oysa ki şimdi çok fazla yaygınlaşması sonucunda da maalesef Türkiye'de de obezite oranlarının artmaya başladığını biliyoruz. Yine televizyon reklamları aracılığıyla başkalarının bir yiyeceğe nasıl tepki verdiğini, gözlemler ve başkalarının onu yediğini ve sevdiklerini gördüğünde de bize daha çekici gelebilir ve onu mutlaka deneme ihtiyacı hissedebiliriz. Ve tatlı, yüksek yağlı atıştırmalıklar ve hazır yiyecekler neredeyse gittiğimiz her yerde mevcut ve dolayısıyla bunlar da aslında bizim yeme davranışımızı etkiliyor ki keşke daha çok sağlıklı atıştırmalıklar ya da sağlıklı yiyecekler daha çok etrafta olsa belki işte o zaman biz de daha sağlıklı yeme davranışlarına yönelebileceğiz ama maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Tabii ki ekonomik koşullar da yine yeme davranışını etkiliyor. Özellikle dünya çapında çok sayıda çocuğun doğru büyüme ve gelişme için besleyici diyetleri yok.
Bunlardan örnek olarak işte Etiyopya'yı verebiliriz, Guatemala ya da Angola gibi ülkelerde çocukların yaklaşık yarısının yetersiz beslenmeden dolayı büyümede ve gelişmede gerilikleri olduğunu da maalesef görüyoruz. Evet, peki gelirsek beslenme ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiye. İki yönlü bir ilişkiden bahsedebiliriz demiştik. Şimdi acaba önce beslenmeyle başlayalım. Beslenme ruh sağlığını nasıl etkiler? Keyifsizlik, yorgunluk gibi duygu durumumuzdaki değişimlere beslenme şeklimiz yol açıyor olabilir mi? Yediğimiz hangi yiyecekler ya da tercih ettiğimiz beslenme tarzımız acaba ruh halimizi nasıl etkiliyor? Keyifsiz mi yapıyor, bizi yorgun mu yapıyor? Ya da tam tersi acaba çok mu enerjik yapıyor? Bunları şimdi tartışacağız. Evet, yediklerimiz aslında fiziksel sağlığımızı etkiliyor. Bunu biliyoruz. İyilik halimizi ve zihinsel sağlığımız üzerinde de aslında etkileri var yediğimiz, tercih ettiğimiz besinlerin. Çeşitli besin ögeleri yetersiz olduğunda bilişsel fonksiyonlarda zayıflama ve depresif ruh haline yol açmakla kalmayıp aynı zamanda bazı besin türlerinin saldırgan davranışlarına bile yol açtığı görülmüş. Örneğin çalışmalar işlenmiş et, fast food ve şeker oranı yüksek besinlerin daha çok depresyona ve dikkat eksikliği, hiperaktiviteye yol açabileceğini göstermiş. Diyabet gibi kötü beslenme ile ilişkili fiziksel sağlık sorunları zihinsel sağlık sorunlarına da eşlik edebiliyor. Evet, beslenme yetersizliği durumunda yani bazı besinleri dengeli alamadığımız durumlarda demir eksikliği, kolesterol ya da B12 eksikliği ile karşılaşabiliyoruz. Peki bunlar bizde ne tür olumsuzluklara yol açıyor? Yani aldığımız besinlerin bunların ruh sağlığıyla ilgisine bilişsel sağlığımızı, mental sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. İşte konsantrasyonda sorun yaşayabiliyoruz, dikkatle ilgili sorunlar, huzursuzluk, halsizlik, yorgunluk. Tabii bunlar da genel hayatımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. B12 eksikliğinin unutkanlığa neden olduğunu biliyoruz ve özellikle yaşlı bireylerde de depresyona kadar yol açabiliyor. Yine rafine gıdalar, kızarmış yiyecekler, hamur işleri, yağ oranı yüksek gıdalar çok severek tükettiğimiz şeyler. Ancak bu gıdaların da sağlığımıza olumsuz etkileri olduğu, hatta kimi çalışmalarda depresif belirtilerle de ilişkili olduğu gösterilmiş. Ve yine beslenmemizin ruh sağlığını etkilediği başka bir durum da fazla kafein alımı. Çok fazla kahve veya çay tüketildiğinde kişilerde kaygının arttığı ki biliyoruz kalp çarpıntısına da yol açabiliyor. Ve özellikle uyku problemlerine yol açtığını biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Tüketilen besinler beynin kimyasal kompozisyonunu oluşturur ve zira besin ögeleri de nörotransmitterlerin öncü maddesidir. Dolayısıyla tüketilen besinler duygu durumumuzu, davranış ve beynin fonksiyonlarını da etkilemektedir. Ve bu iletilerin düzeyine bağlı olarak mental sağlık, duygu durum, uyku düzeni ve düşünme gibi birçok kapasitede bazı değişimler ortaya çıkabilir. Bu nedenle tüketilen besinler duygu durumumuzu, davranış ve beynin fonksiyonlarını etkiler. Karnı aç olan kişiyi düşündüğümüzde aslında huzursuzdur. Ve yemek yiyince sakinleşir ve tatmin olur. Dolayısıyla burada bile aslında bir psikolojik süreçten bahsediyoruz. Genellikle söylenen bir söylem var. Açken sen değilsin. Gerçekten de insanlar aç olduğunda ki uzun süreli açlığı düşünemiyorum. Aç olduğunda hakikaten bütün psikolojik süreçleri bozulabilir, keyifsizlik yaşanabilir. Böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Beynin çalışmasına bakacak olursak, beyin mesajların beyine iletilmesini sağlayan kimyasallar olan uyarıcı ileticiler yardımıyla çalışır. Genel düşünceler ve duygu durum söz konusu olduğunda da
belirli uyarıcı ileticiler özellikle önem taşır. Bu uyarıcı ileticilere bakacak olursak 3 ileticiden söz edebiliriz. Asetilkolin, serotonin ve GABA. Bu ileticiler sayesinde aldığımız besinler beynimize fayda ya da zarar verebiliyor. Bu kimyasalların vücutta eksik olması halinde aşağıda tabloda özetlendiği şekilde biraz sonra bahsedeceğim. Genellikle bu vücutta eksik olduğunda bu kimyasallar aşırı huzursuzluk, uyuma güçlüğü, keyif ve motivasyon eksikliği gibi bazı psikolojik sorunlarla karşılaşabiliriz. Nedir bunlar diye bakacak olursak, asetilkolin bir nörotransmitter olarak eksikliği durumunda hatırlamada güçlük, zihin karışıklığı, unutkanlık ve plan yapamama gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Peki asetilkolinin fayda sağlaması için ne yapmamız gerekiyor? Bunlardan bir tanesi, uzak durmamız gereken besinlerden bir tanesi şeker. Ki biliyorsunuz zaten artık oldukça şekerden uzak durmamız konusunda çok bilgi söz konusu. Hatta bu konularda beslenme konusunda, psikoloji konusunda çok fazla bilgi kirliliği var ve ben açıkçası bundan da biraz muzdarip olduğumu söyleyebilirim. Yine bol yağda kızartılmış yiyecekler uzak durulması gereken besinlerden bir tanesi. Besin değeri düşük yiyecekler, rafine ve işlenmiş yiyecekler, sigara ve alkol de asetilkolinin etkisini azaltan besinler ve uzak durmamız gerekiyor dolayısıyla. Serotonin, evet, mutluluk hormonu diyebiliyoruz. Serotoninin eksikliği durumunda neyle karşılaşıyoruz? Duygu durumunda bir düşüklük, işte böyle bir depresif durum, kendini iyi hissetmeme, uyuma güçlüğü, dış dünyadan kopmuş gibi hissetme ve keyifsizlikle karşı karşıya gelebiliyoruz serotonin eksikliği durumunda. Peki serotoninin etkisini azalmaması için uzak durmamız gereken besinler neler? Yine başta şeker ilk sırayı alıyor. Alkol, çay, kahve ve kafeinli içecekler serotoninin etkisini azaltıyor. Serotoninin etkisini artırmak için hangi besinlerden faydalanabiliriz diye baktığımızda ise balık, meyve, yumurta, avokado, rüşeğim, az yağlı peynir, yağsız organik kümes hayvanı bu etkiyi artırabilecek besinler arasında. Yine diğer bir nörotransmitter, bu besinlerin iletiminde, beyin gelişiminde fayda sağlayan GABA. Eksikliği durumunda kişide gerginlik, aşırı endişe hali veya sinirlilikle karşılaşabiliyoruz. Bu nörotransmitterin artılabilmesi ve fayda sağlayabilmemiz için koyu yeşil sebzeler, tohumlar ve sert kabuklu yemişler, patates, muz ya da yumurta gibi besinlerin tüketilmesini öneriliyor. Tabii bu bir kesin kati bir tablo değil ama genel olarak bildiğimiz zaten çok fazla aşırı kafein almamamız, çok aşırı şeker, hatta şekeri hayatımızdan belki çıkartmamız gibi bunlara dikkat ettiğimizde beyin sağlığımız ve ruh sağlığımızın daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Yine kompleks karbonhidrattan zengin besinlerin tüketimi beyindeki serotonin seviyesini yükselterek kişinin ruh halini iyileştirebilir. Yeni Zelanda'da genç erişkinlerde yapılmış bir çalışmada meyve sebzenin bol miktarda tüketildiği bir diyet uygulayan kişilerde daha sakin, daha mutlu ve daha enerjik hissettiklerini bildirmişler. Başka bir çalışmada gençlerle yapılan randomize kontrollü ilk defa yapılmış bir çalışmada sağlıklı diyet tüketimi ile depresif belirtiler arasında bir pozitif ilişkiyi test etmişler. Diyet verilen, sağlıklı diyet uygulanan grubun kontrol grubuna göre daha az depresyon belirtisi bildirdiği gösterilmiş. Ve yine düşük depresyon puanlarının 3 ay sonrasında da devam ettiği öğrenilmiştir. Beslenmenin ruh sağlığına etkisini bu şekilde açıklayabiliriz. Peki tam tersini düşünürsek, yani içinde bulunduğumuz ruh durumu bizim beslenme tercihlerimizi, yeme davranışımızı nasıl etkiliyor diye bakarsak,
Öncelikli olarak tabii ki duygu durumumuz da zaman zaman bizim hangi besinleri tüketeceğimizi etkiliyor. Biz bazen bunu fark etmiyor olabiliriz ama özellikle stresli zamanlarda aşırı yemek yemenin yaygın bir davranış olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden de az önce de söylemiştim. Stresli durumlarda gerçekten stres kaynağına yönelmek, işte burada belki bir psikologdan, psikiyatristten yardım almak ve bir diyetisyenle işbirliği yapmak bu anlamda faydalı olabilir. Ya da böyle durumlarda bu duygusal zorlukları yemekle bastırmak yerine gerçekten neye ihtiyacımız olduğu ve biz bu problemleri nasıl çözebiliriz, buna odaklanmaya çalışmak bir çözüm yolu olabilir. Yine kişiler can sıkıntısı yaşadığında, şeyler bulamadığında da yemek yemeyi tercih edebiliyorlar. Özellikle maalesef bu pandemi döneminde herkesin eve kapanması ve daha çok mutfakta vakit geçirmek de bu yemek yeme davranışını etkiledi diye düşünüyorum. Duygu durumunda olan iniş çıkışlar, yemek yeme güdüsünü, karar verilen besin türünü ciddi oranda etkiliyor. Yüksek yağ oranı bulunan yemekleri veya şeker çikolata oranı yüksek besinleri hayal etmek, fotoğrafını görmek bile beynin ödül merkezini harekete geçirerek dopamin salınımını artırıyor. Bu besinleri tükettikten sonra kişinin mutluluk hissi yaşaması, daha önce tükettiğimizde de nasıl mutluluk ve rahatlık hissi yaşadığımızı anımsatan da aslında dopamin hormonu. Beynin ödül merkezi harekete geçirilerek dopamin salınımı artması sonucu bu besinlerin aç olmasak da dahi şiddetli bir yeme isteği uyandırmasının sebebini de bu nörokimyasal süreçle açıklayabiliyoruz. Tabii ruh sağlığı, beslenme davranışlarını, kişinin beslenme tercihlerini etkiliyor dedik. Burada bazı psikiyatrik bozukluklar, mental bozukluklar, kaygı ya da depresif bozukluklar da kişilerin yeme davranışlarını etkiliyor. Özellikle depresyonda olan bir kişinin iştahında bir belirgin bir azalmanın olması kişinin fiziksel sağlığını da etkileyebiliyor. Yetersiz beslendiği için kilo kaybedebiliyor. Ya da tam tersi, aksine iştahında artış da görebiliyoruz. Böyle durumlarda da aşırı kilo alma, yine olumsuz duygulardan kaçınmak için aşırı besin tüketme, depresif durumlarda sık karşılaştığımız durumlar. Ve tabii ki psikolojimiz, ruh sağlığımız beslenmeyi etkiliyor demiştik. Yine stres durumlarında beslenme davranışlarımız oldukça değişiyor. Daha çok yemeye, daha çok kalorili besinler tüketmeye başlıyoruz. Ya da stresli kişi o stres içerisinde iştahsız olabiliyor. Ve zaman zaman da çok fazla yeme eğilimi kişinin hareketsiz bir yaşama ve obeziteye kadar gitmesine yol açabiliyor. Stresin beslenme üzerinde böyle bir olumsuz etkisi var. Düzenli beslenememek ve öğün atlamak yorgun ve gergin hissetmeye yol açabiliyor. Ve uzun süren açlıklarda da kan şekeri düşüyor ve ruh halinde kişinin bazı değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Vücudun serotonin salgılayabilmesi için karbonhidrata ihtiyacı var. Serotonin hormonu iyi hissetmeyi sağlıyor, iştahı bastırıyor ve sakinleştiriyor. Dengeli ve sağlıklı beslenme için gerekli olan karbonhidratlarda tam tahıllar yine bu beslenme içerisinde olunması gerekiyor. Tam tersi beyaz şeker, pasta, çikolata gibi yiyeceklerden de kaçınmak gerekiyor ki aslında stresli dönemde de insanlar aslında daha çok bu beyaz şeker ya da çikolata gibi yiyeceklere daha çok yöneliyorlar. Yine fast food yiyeceklere çok aşırı yönelme, vitamin eksikliğine bağlı depresyon, yorgunluk ve dikkatsizlik gibi durumlar görülebiliyor. Ve stres anında en çok yapılan yine davranışlardan işte fazla kafein alımı, çok işte sigara içimi gibi sinirlilik ve kaygı durumlarını bunlar artırabiliyor.
Dolayısıyla stresle başa çıkma yollarına daha çok odaklanmak, bu konuda yardım almak gerekiyor. Son olarak bir 2021 Mart, bu son dönemde Mart ayında yayınlanmış bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Diyet kalitesi, stres ve yaygın ruh sağlığı problemleri arasındaki ilişkiye bakılmış ve 121 bin kişi yetişkinde yapılmış bu çalışma. Çalışma sonucuna bakarsak, yüksek stresin düşük beslenme kalitesiyle ilişkili olduğu, ancak düşük diyet kalitesinin ruh sağlığı problemlerini yordamadığı bulunmuş. Yani diyet kalitesinin stresi azalttığını, yani şu demek, seçtiğimiz sağlıklı beslenmenin stresimizi azalttığı ve bu gruplarda diyet müdahalelerinden fayda görecekleri belirlenmiş. Ancak bu müdahalelerin depresyon ve anksiyetenin başlamasını ya da tekrarlamasını önleme olasılığının düşük olduğu bildirilmiş. Yani bu konuda oldukça çelişkili çalışmalar mevcut. Tabii burada bireysel faktörlerin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür sonuçlara ulaşmamız da oldukça normal gözüküyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beslenme ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiye değinmeye çalıştım. Soru ya da katkınız olursa buradayım. Hocam şimdi soru cevap kısmına geçelim.